Aslında bizim tutuklanmamız operasyonun hem yapılış şekli hem arkadaşlarımızın gözaltına alınması, onunla birlikte işte kurumlarımıza yapılan, özellikle bürolarımıza yapılan baskınlar aslında öncesinden, yani bunun ondan bir 20 gün öncesinden geleceği belli olan bir durumdu. Yani hepimizin tahmin edeceği bir durumdu. Çünkü bu helikopterden atılan iki yurttaşla ilgili iddiaların Mezopotamya Ajansı'nda yayınlanmasının ardından gerçekten dünyada ses getirdi. Yani birçok basın aynı zamanda Mezopotamya'dan alarak bu haberi kullandı ve Türkiye kamuoyunda da çok büyük bir yer edindi. O olaydan hemen sonra bu haberler devam ettikçe sahada daha önce ajansta bulunan arkadaşlarımıza görülmemiş bir baskı şekli gelişti. Artık polis sadece gazeteci arkadaşlarımız, yani Mezopotamya Ajansı'nda çalışan gazeteciler arkadaşları engellemekle değil, bağıra bağıra işte Mezopotamya Ajansı burada çekim yapmayacak, kim yapıyorsa yapsın şeklinde bağıra bağıra ifadeler kullanıyordu. Ki alenen artık kullanıyordu. Daha önce işte HDP'nin de yine yürüyüşlerinde işte Mezopotamya Ajansı bu alana girmeyecek, burayı çekmeyecek şeklinde bazı ifadeler oldu. Biz bundan zaten anladık ki gerçekten hani bir operasyonu yapabileceğini anladık. Hedefte olduğumuzu anladık. Nitekim işte helikopter meselesinden sonra da işte kurumların işte ajansa baskın yapıldı. Cinlis ve Mezopotamya Ajansı'na baskın yapıldı. Evlerimize baskın yapılıp gözaltına alındık. Aslında gözaltına alındığımız zamandan belki de tahliye olduğumuz güne kadar neyle suçlandığımızı, neyle suçlanacağımızı açıkçası bilmiyorduk. Yani bizi sabah gözaltına alındıklarında polis ifadesine, yani polis sorgusunda neyle suçlandığımız bize açıklanmadı. Sadece işte KCK basın komitesi üzerinden bir tartışmaya gidildi, bir sorgu biçimine gidildi. Mahkemeye çıktıktan sonra da yine aynı şekilde KCK basın komitesi üzerinden bize bazı suçlamalar yapıldı. Ceza hakimliğine çıktıktan sonra aslında durumun tamamen şeyle ilgili olmadığı, yani basın komitesiyle ilgili olmadığı, tamamen ajansın işte bu iki helikopterden atılan iki yurttaşın tutuklanmasına dair olduğu gerçeğiyle karşılaştık. Yani bir gizli arkada background yürüyen bir durum vardı. Bu helikopter meselesi background'daydı ama hiçbir şekilde soruşturmanın içeriğini koymayarak aslında bizi başka bir şekilde, sanki işte dinlemişiz de siz suç işlemişsiniz şeklinde bir yargılama sürecine gittiler. Zaten öncesinden belliydi. Yani biz gittiğimizde sulh ceza hakimliği, işte bizi tutuklayan hakim, savcının gerekçesinden hazır olması, 2 dakikada karar vermesi aslında bu durumun daha önce gerçekten hani en azından tasarlandığı şeklinde bir kanıya vardık. Ki biz Cumhuriyet Savcılığına çıkmadan önce koridorda ilk kez bunu anlatıyorum. Koridorda işte bazı polislerin, bir polisin diğerlerine işte bunları hangi araç cezaevine götürecek şeklinde bir beyanını duyduk. Biz daha savcılığa bile daha çıkarılmamıştık. Biz artık anladık zaten. Yani bu işten bir tutuklama çıkacağını anladık ki biz avukatlarımıza da aynı şekilde böyle bir ifadeyi duyduğumuzu söyledik ve tutuklanacağımızı söyledik. Nihayetinde boş gerekçelerle, hiç ifade için bile çağrılmayacak boş gerekçelerle tutuklanarak işte cezaevine gönderildik. 6 ay cezaevinde kaldık. Savcı bu süreci uzatmak için, iddianameyi hazırlamamak için, süreci uzatmak için 2,5 ay sonra hepimiz bildiğimiz halde, yani arkadaşlarımızın isimleri bizimle anıldığı halde, işte gözaltı işlemi yapmayıp süreci uzatmak için 2,5 ay sonra bizim diğer arkadaşlarımızı gözaltına alıp yeniden sorguyu başa çekme meselesi. Yani bu süreyi en başa çekme durumuyla aslında karşı karşıya kaldık. Ya burada bunları ne kadar içeride tutabiliriz, ne kadar uzun süre tutabiliriz, ne kadar idameme sürecini uzatabiliriz gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Aslında dosyanın içerisinde hiçbir şeyin bulunmadığı, suç unsuru, suç iddiasının olmadığını onlar da biliyordu ki idameme ortaya çıktığı zaman zaten artık gerçekten hepimiz hayretler içerisinde kaldık. Yani bizim suçlandığımız durumlar, ortaya konulan iddialar gerçekten böyle kurgulanmış, hazırlanmış, sırf işte içeride tutulmak için kurgulanmış bir idanımı gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Açıkçası biz orada da söyledik, şimdi de söylüyorduk. Yani bir gazetecilik yargılanmasıdır. Türkiye'deki bütün muhalif medyanın yargılanmasıdır. Çünkü siz sarı basın kartı meselesini eğer bir idanemenin içerisine koyarsanız ve bu kişilerin sarı basın kartı taşımadığını söyler ve gazeteci olmadığını iddia ederseniz, Türkiye'deki bütün sarı basın kartı olmayan insanları aynı şekilde gazeteci olmadığını iddia edersiniz. Ki savcı böyle bir topa girmişti. Yani vallahi, yani cesaret
gösterip en azından böyle bir topa girmişti. Yani sarı basın kartı meselesi ilk kez bizim davamızda ortaya çıktı ki biz burada zaten söyledik. Eğer biz bu mahkeme bu sarı basın kartı meselesinden dolayı ceza verirse Türkiye'deki gazetecilerin yarısından fazlası artık gazetecilik yapamaz ve gazeteciler alınıp gözaltına alınıp tutuklanır şeklinde bir durum söylemiştik. Yine mesela iddialar arasında işte bütün bizim işte çektiğimiz fotoğraflardır, görüntülerdir vesaire boş hani gerçekten boş diyebileceğimiz bir iddianame ortaya çıkmıştı. Ama asıl mesele burada bizim üzerimizden aslında Mezopotamya Haber Ajansı'nı ve Jin Nifsi sorgulama meselesiydi. Yani onu yargılama meselesiydi. Belki görünürde çok öyle bir durum yoktu ama biz şunun çok iyi farkına vardık ki bizim üzerimizde topladıkları işte bu boş delillerle, suç oluşturmayacak delillerle bir ajansı yargılamaya çalışıyordular. Çünkü işte gönderilen MIT raporlarından işte diğer raporlara kadar sürekli burada işte ajansın işte bu ajansların örgüt ajansı olduğu, gazetenin işte örgüt gazetesi olduğu vesaire tamamen illegalize eden, tamamen gerçeğinden koparan bazı durumlar ortaya konuldu. Bir iddialar ortaya konuldu. O açıdan gerçekten şeye gittiğimizde de yani mahkemeye gittiğimizde de bu durumu fazlasıyla orada net gördük. Bizim üzerimizden bir ajans yargılaması yapılıp ajansın işte mahkum edilmesi, ajansın belki kapatılmasına kadar götürebilecek bir süreci başlatma girişimiydi. Nitekim bu işte mahkemeden döndü. Zaten bütün oradaki arkadaşlar da ajansı bu şekilde hem sahiplenme hem bu yasal durumunu ortaya koyma gerçeğini de ortaya koydular. Ya dediğimiz gibi hani yasal olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına göre kurulmuş, Türkiye'de gerçekten muhalif medyanın göz bebeği olarak anılan, muhalif medyayı besleyen bir ajansın bu şekilde illegalize edilmesi, işte cımbızlanarak haberlerinin alınarak dosyaya konulması ve bunun üzerinden bir yargılama yapılması gerçekten trajik bir durumdu. Sanki işte illegal bir yapılanma var da bu illegal yapılanmada da biz illegal bir şekilde çalışıyormuşuz gibi bir algı yaratılmaya çalıştı ama ortaya konulan belgeler, bilgiler ve savunmalarda da gerçekten hani bu durumu en azından tersiz edildi. Dediğimiz gibi yani gazetecilik yargılandı burada. Kim işte bir mahkeme kim bizi gazeteci ilan etmiyorsa da ilan etmesin. Yani pekala Türkiye'de eğer gazeteci olarak adlandırmak iletişim daire başkanlığına, mahkemeye ya da herhangi bir iktidarın kurumuna düşecekse orada zaten gazetecilik yapılmaz. O açıdan en azından bu süreç içerisinde dinledik. Gazeteciliği ayakta tutma, özgür basının bir neferi olduğumuzu ve gerçekten ortaya koyduğumuz bu habercilik gerçeğini sürdürme ve bu iddiayı daha güçlü tutma, daha güçlü geleceğe taşıma gibi bir fikriyat, en azından bu fikriyatı biz de destekledik, biz de güçlendirdik. Daha önce onlarca, yüzlerce arkadaşımız bu uğurda yaşamlarını sokak ortasında öldürüldüler, gazeteler bombalandı. Arkadaşlarımızın birçoğu şu anda halen tutuklu, yüzlerce arkadaşımızın hala davaları var. Yani elbette ki bu gazeteciliğin, özgür basında çalışmanın zorluğunun yanında bir bedeli var. Bu bedeli gerçekten biz eğer bu şekilde ödetecekse varsınlar ödesinler. Hiçbirimizin hiçbir korkusu yok, hiçbir çekincemiz yok. Kaldığımız yerden çıktığımız gün kaldığımız yerden tekrar yazmaya devam edeceğiz. Gerçekten bu gerçeği ortaya koymaya devam edeceğiz. Gerçekleri kanallıkta bırakmamak adına eğer bir bedel verilmesi gerekiyorsa bu bedeli de arkadaşlarımız bugüne kadar ziyadesiyle ödedi. Biz de öderiz. Bundan sonra ödenmesi gerekiyorsa bu bedel elbette ki ödeyeceğiz. Ama şu gerçeği gözden asla kaçırmamak gerekiyor. Bütün bu illegalize etme, bu yıpratma, bu işte yazamaz, çizemez, konuşamaz duruma karşı Türkiye'deki bütün işte bu muhalif medyanın, özellikle özgür basının bir şekilde dayanışma içerisinde olması ve bu karanlığı gerçekten dağıtması gerekiyor. Şu anda ülkede çok büyük bir ülkenin üzeri kara bulutlarla kapatılmış ve gazeteciler hapishanesine çevrilmiş bir ülke. Bunu gerçekten kırmak, bunu düze çıkarmak, bu aydınlığı sağlamak bütün Türkiye'deki gazetecilerin muhalif, özellikle muhalif medyanın görevidir. Ve ben gerçekten bu karanlığın fazla sürmeyeceğine inanıyorum. Bizim duruşmamızda da, bizim davamız boyunca da bu dayanışma bunu gösterdi ki bu karanlık fazla sürmeyecek. Yani bu karanlık elbette ki aydınlığa dönecektir diye düşünüyorum.
Ekim ayında tutmamamız süreci daha öncesine bağlanıyor. Çünkü şöyle 7 ay önce telefonlarımız dinlenmişti, tape kayıtları alınmıştı. Ve bu tape kayıtları aslında biz gözaltına alınmadan 2 ay önce savcılığın kararıyla imha edilmesi gerekiyordu. Ama biz bir hakikati ortaya çıkardığımız için, yani iki yurttaşın helikopterden atıldığı iddialarını haberleştirdiğimiz için bu süreci askıya alınan, imha edilmesi gereken tape kayıtları tekrar ortaya çıkarıp onun üzerinden bizi gözaltına alıp daha sonra hukuksuz bir şekilde tutukladılar. Bu süreçte aslında çok da uzak olmadığımızı, çünkü Türkiye'nin koşullarında gazetecilik yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için bu iddiaları, işkence haberini ortaya çıkardığımızda böyle bir süreçle karşı karşıya kalacağımızı biliyorduk. Çünkü yaptığımız haberlerin hepsi suç duyurusu niteliğindeydi. Fakat suç duyurusunu haberlerimizi kayda alıp işte suç duyurusunu ya da iki yurttaşa ne olduğunu araştırması gereken yargı makamı bunun yerine bu olayı nasıl örtbas ederim üzerinde biz gazetecileri tutukladı. Aslında her şeyin boyutu buradan açığa çıkıyor. Yani bir hukuksuz bir şekilde tutuklandık. Çünkü iddianameye baktığımızda tüm iddialar gazetecilik faaliyeti üzerindeydi. Keza işte bir hasta tutukluğu üzerine yaptığım, ailesiyle yaptığım röportaj suç sayılmıştı. Bu gazetecilik faaliyeti olduğunu zaten savunmamda da belirtmiştim. Diğer yandan telefon konuşmaları, işte mesajlaşmalar hepsi gazetecilik faaliyetiydi. Paylaşımlar, işte ajansın, aslında Mezopotamya Ajansı'nın, çalıştığımız ajansın illegalize edilmeye çalışılıyordu. Yani düşünün, bir resmi ajans Türkiye koşullarında bütün resmi evraklarını doldurmuş, işte vergi levhası olan bir ajansı illegalize etmeye çalışıldı. Aslında tutuklama sürecinin biraz daha bu iddiaların aslında boş olduğunu tüm kamuoyu da gördü. Aslında tek bir açıklayacağı bir boyutu varsa biz bir hakikati ortaya çıkardık. Bu hakikati ortaya çıkardığımız için bugün Türkiye koşullarında basın özgür olmadığı için, işte demokrasi olmadığı için tutuklandık. Sulh Mahkemesi bizi tutuklayınca basın çalışanları, sarı basın kartı olmadığı için, basın çalışanı olmadığımız için devlet aleyhine toplumsal haber yaptığımız gerekçesiyle tutuklandı. Aslında tamamen hukuksuz bir şekilde tutuklandığımızın da açığıdır. Çünkü bugün Danıştay'ın kararları, Yargıtay'ın kararları sarı basın kartının gazetecilik faaliyeti için şart olmadığını, sadece kolaylaştırıcı olduğunu belirtmesi aslında burada hukuksuzluğu tamamen ortaya çıkarıyor. O gün tutuklandık, hukuksuz bir şekilde tutuklandık, cezaevine gönderildik. Zaten baştan pandemi koşullarında cezaevlilik koşullarını hepimiz, kamuoyu da yakından takip ediyor. Tüm hakların, cezaevlerinin, tutukluların tüm hakların askıya alındığı, işte ortak alan kullanımı yasaklandığı, kitapların keyfi bir şekilde yasaklandığı, işte mektuplara el koyma, en örneği Evrensel'e gönderdiğim, Metin Göktepe için gönderdiğim mektubun işte el konulması, halkı kin ve nefrete düşürmesine, orada hiç halkı kin ve nefrete düşürecek bir cümle olmamasına rağmen böyle bir el koyma. İkincisi, zaten cezaevinin koşulları, yemekten tutalım yaşam tarzına, her şeyde bir sıkıntı var. Çünkü yemekten tutalım, cezaevinde yediğim yemekten dolayı zehirlenip acile kaldırıp serum takıldı. Yani bu aslında cezaevi koşullarının ne kadar kötü olduğu, bugün cezaevlerinde ne kadar sıkıntılar olduğunu görüyoruz. 45 gün ilk tutuklamamızda 45 gün karantina sürecinde kaldık. Normal odalara verilmedik. Dilekçe vermemize rağmen talebimiz karşılanmadı. Sürekli karantina, 45 gün boyunca karantina odalarında kaldık.